Herkese tekrardan merhabalar. Arabistan'dan, Cidde'den nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bizler çok şükür iyiyiz. Kanalımıza hoş geldiniz. Bu arada 135 bin kişilik bir aile olduk. Hepinize buradan kucak dolusu sevgiler, selamlar gönderiyorum. Ben Mücella, Arabistan'da yaşıyorum. Yeni katılan arkadaşlarım için şöyle birazcık kısa bir özet geçeyim. Eğer devamını izlemek isterseniz aşağıdaki videolarımızda nasıl Arabistan'a evlendim, nasıl geldim, eşimle nasıl tanıştım, bunlarla ilgili sorularınıza yanıt bulabilirsiniz. Çok çok güzel, çok çok böyle sizin seveceğiniz videolarla kanalımızda sizlere evlerinize misafir olmaya devam ediyoruz. Ayrıca bugün sizlere harika bir sürprizim var. Şu anda arabadayım. Havalimanına doğru, Cidde Havalimanına doğru yola çıkıyorum. Bakalım orada sizlerle sürprizimi de paylaşacağım. Hadi o zaman gidelim. Yolumuz uzun. Havalimanında görüşürüz. Evet arkadaşlar, burası Cidde Havalimanı. Şöyle hemen size göstereyim. Arabayı park ettim. Şimdi Türk hacılarımızı görmeye gidiyorum ve size de şöyle havalimanını çekeyim dedim. Gerçekten çok güzel, çok temiz ama bir o kadar da sıcak, biliyorsunuz. Cidde'nin zaten sıcağı ve nemi artık herkes biliyor. Bu arada bu havalimanı Cidde'nin yeni havalimanı olarak geçiyor. Otoparkı bu kısım. Gelirken yolda hiç video çekemedim. Normalde size havalimanı yolunu da çekecektim ama dakika başı kameralar olduğu için hiç video çekme fırsatım olmadı. Şimdi böyle işte görüyorsunuz, herkes geliyor. Çünkü buradan tren de var arkadaşlar. Mekke'ye giden trenler ve gelenler havalimanının içinde. O yüzden bu şekilde direkt umrenizi yapıp havalimanındaki durakta inebilirsiniz. Aynı zamanda Türkler de bana soruyorlar, işte Mücellacığım biz de gelip trenle Umre'ye gidebilir miyiz ya da işte Mekke'den Medine'ye trenle gidebilir miyiz diye. Pasaportunuzu kullanarak gelebilirsiniz, treni kullanabilirsiniz. Çok güzel bir deneyim. Evet, bugün ayrıca sürpriz misafirlerim var, size onları da göstereceğim. Bakın artık çocuklar da gidebiliyor. O yönden de çok şanslıyız. Bu arada Cidde'deki en büyük sorun şu: dışarısı çok sıcak, içerisi de çok soğuk. Böylelikle gelen herkes bir hasta oluyor burada. O yüzden özellikle Cidde'ye gelenlere, Mekke'ye, Medine'ye gelenlere muhakkak yanlarında şal getirmelerini öneriyorum. Çünkü gerçekten çok sıcak oluyor dışarısı. İçerisi de çok soğuk oluyor. Şu anda bir anda girdim buraya, aşırı derecede soğuk. Şöyle hemen size elbek var burada, çekeyim. Burada akvaryum var. Zaten herkes biliyor artık, çekiyorum çünkü genelde bu Cidde'deki akvaryum çok meşhur. Evet. Diyarbakır'dan misafirimiz var. Hoş geldiniz. Hoş Muhammed bulduk, kardeşim abi. Nasılsın? İyi misin? İyiyim, elhamdülillah. Hacılar nerede? Hacıları gönderdik. Ha, içeriye mi girdiler? Aynen. Aa, pasaporttan değil mi? Geçtiler mi? Ay, bir selamlaşırız diyordu. Vallahi kısmen bir dahaki sefere. Evet, sizin zaten hacılar bitmez. Arkadaşlar zaten Muhammed'i tanıyorsunuz. Mekke'de, Medine'de, Türkiye'de öyle yarı yarıya, yarı Arabistan'da, yarı Türkiye'de yaşıyor. Artık burada yaşıyor. Artık burada çoğunlukla açıldığı için böyle her gün umrecileri getiriyorum. Abla buyur gel dedi. Umreciler içeri mi girdiler? Ha, pasaport kontrolden. He, ben de görüşürüz diyordum, umrecilerimizi de çekeriz diye. Evet arkadaşlar, Cidde Havalimanı'nda. Buyur kardeşim, konuş. Nasıl, iyi misin? Vallahi iyi, elhamdülillah, çok şükür. Sizi gördük, daha iyi olduk. Kardeşim zaten yarı Arabistan'da, yarı Türkiye'de yaşıyor. Bak burada umrecileri ama getirmiş. Çok güzel yapmışlar. Beğendin, nasıl buldun yeni havalimanımızı? Bir de şurayı harika yapmışlar. Evet, akvaryum, bak göstereyim. Arkadaşlar şöyle çekeyim burada akvaryumu. Buradan tabii gelişler buradan. Türkiye'den. Gerçek. İçinde dalgıç varmış, hiç görmedim. Şurada galiba. Hemen çekeyim. Aa, ciddi misin? Arkadaşlar şöyle göstereyim. Gerçekten içeride şu an dalgıç varmış. Allah Allah, nasıl girdi? Ciddi misin? Arkadaşlar bak, burada birisi şu an temizliyormuş. Allah Allah. Çok ilginç. Bak göremedim dalgıç ama şurada muhtemelen hava çıkıyor çünkü. Gerçek. Burası Cidde Havalimanı, yeni havalimanı. Bak balıklara bak. Her çeşit balık. Bu defa gelişinde ilk defa gördüm değil mi? Her çeşit balık var burada, yok yok. Ama çok büyük, 3 katlı. Şöyle çekeyim. Biraz İstanbul Havalimanı'na benzemiş. Tabii tabii, zaten burayı da aynı şirket yaptı. Vallahi. Love yaptı.
Evet, hacılarımız içeriye girmiş arkadaşlar pasaport kontrolünden. O yüzden size başka hacıları çekeyim şöyle. Bunlar Riyad'dan falan gelenler. Gerçi ben Türkiye'den gelirken de buradan çıkıyorum. Türkiye'den de buradan geliyor. Tarife geçişler buradan geliyor. He, bak burada da jip var. Kaç havalimanına gidiyorlar? He. Tarife geçişlerinde de buradan çıkıyorlar. Geçen de burada bu vardı, yine reklam yapmışlardı bak. Direkt Cidde Havalimanı'na girince buradan görebiliyorsunuz. Hatta ben çantamı unutmuştum, rica ettim girebilir miyim? Bak umreciler de var burada. Kaçırdık bizim Türk hacıları. Neyse, yarın da var mı? Yarın var da yarın burada değil. Ha, öteki havalimanından. Tamam, o zaman yarın arkadaşlar. Yarınki grubu sizlere çekmeye çalışacağım. Söz hadi. İnşallah. Arkadaşlar ben görüyorum, siz de görün istedim. Dalgıç şu anda içeride. Aa, çok ilginç. Ne yapıyor? Orayı mı temizliyor? Valla temizliyor. Aa. Üç katlı yerde. Ay çok, ben korkardım herhalde. Şu anda izlerken bile nefesim daraldı. Şu an size tam net çekeyim. Bakın 3 katlı havalimanı. Şuradan itibaren bak, adam içeride şu mavi payetleri olan. Temizlik yapıyor. Bildiğin temizliyor. Çitili abi. Abi domestosuz olmaz ama o iş. Bayağı iyi temizliyor ama gerçek. Ama şu köpek balığı değil mi? Bak şu küçük olan. Allah Allah. Çok ilginç. O işte. Aha, bak şu gelen köpek balığı değil mi şu? Ay mavi. O tamam da şu köpek balığı bence. Allah Allah. Adam bayağı temizliyor şu anda. Bakın akvaryum 3 katlı. Evet, şimdi dedim yani Türkiye'den gelmiş Muhammed kardeşimiz burada bir kahvemizi içsin. Şimdi Barnes'tayız, böyle çekiyorum, hem de çekim yapıyorum. Şöyle size de çekeyim. Estağfurullah. Türkiye'den gelen herkes bizim misafirimizdir. Gerçi artık Muhammed kardeşim burada yaşıyor yarı yarıya. Artık Starbucks'ı boykot ediyoruz. Evet arkadaşlar, şöyle bakın, Arap kahvesi de var, buradan alabilirsiniz. Türk kahvesi de varmış. Şöyle göstereyim. Turkish Coffee yazıyor. İsterseniz havalimanından Türkiye'ye gitmeden, çok soruyorsunuz ya Arap kahvesi nerede diye, böyle altın, karışık altın Arap kahvesi, şu sarı olan kutudan alabilirsiniz. Burada zaten yapılışı da yazıyor. Haberiniz olsun. This one kahve, Arabic coffee. Arabic coffee. Evet arkadaşlar, şimdi havalimanına gelmişken şöyle Türk hacılarımızı da görelim dedik. Muhammed kardeşimizin hacıları şu anda pasaport kontrolden geçmiş. Evet. Onlar gitmişler ama zaten burada kızlar yardımcı oluyor bak. Aynen. Her ülkeden ama insan var. Türk hacıları kalmamış. Bak Endonezya herhalde. Aynen. Şunlar. Ama aynı uçağa biniyorlar. Bunlar da İstanbul'a gidiyorlar. Gerçek. Evet, evet. Ha doğru. İstanbul'a aktarma yapıyorlar, gidiyorlar. Şu kıza bir soralım bakalım. Ben gördüm. Sana söylesin. Uen el muhtemirin etrak. Eyvah. A, B, C. Turkish. Turkish mi? İ. İ. Ha dayı. Min hinak. Egdara ruh min hinak. Şükran. Evet. En sondan sola dön dedi. Bak burada şu Pakistanlı dediğin, hacılar var. Var ya, yarına gelecek misin diye soran kızlar mı? Kızlar zaten Türkleri görünce hemen soru yağmuruna tutuyorlar. Bak burada kızlar çalışıyor. Bana soruyorsunuz ya, Arabistan'da kızların çalışması yasak mı diye. Değil. Pasaportta kızlar çalışıyor. Hatta biliyor musun, artık Türkçe de öğrendiler. Eğitim aldılar. Hadi geç diyorlar. Parmağını koy diyorlar. Sağ elin, sol elin gösteriyorlar. Evet, şu anda bunlar Pakistanlı hacılar. Bakalım Türk Hava Yolları'nda Türk hacılarımız var mı? Karşıya pasaport kontrolü yapıyorlar. Ardından içeri geçiyoruz. Buradan işte gönderdiğin için gidemiyoruz. Ben geç kaldım, trafik vardı. Buradan pasaport kontrolüne geçtikleri için şuradan biz Türk Hava Yolları. He, bakayım. Aa evet. Bak arkadaşlar, burada böyle kolili zemzemler bu şekilde uçağa alınıyor. Normal bidonla alınmıyor. Haberiniz olsun. Zemzemdeki çocuk zaten Muhammed kardeşimi tanıdı. Selamlaştılar. Evet, burası artık ülkeden çıkış sayıldığı için biz oradan geçemiyoruz. Şurasıymış Türk Hava Yolları bak. İyi dedi. Kız dedi ya, iyi Türk Hava Yolları. Ha, siz Suudi Hava Yolları ile gönderdiniz. Tabii ikisi de şu an çalışıyor. Bakalım.
Burada hacılar var. Hacılar deyince kızıyorlar. Umreci de diyorlar. Ama sonuçta ağzımız alışmış hacı diyoruz yani. Buraya geldikleri için tamam hadi umreciler diyeyim. Evet. Bu arada Muhammed de Arapça, Türkçe her şeyi biliyor. Üç dili var yani. Burada o yüzden bunu almıyor. Yeni havalimanında güzel bulduk dedi. Gerçekten bakar mısınız? Lav yaptı ya burayı. Lav yaptı burayı. Zaten İstanbul Havalimanı'na çok benziyor. Burayı lav yaptı ya o yüzden bak şurada iyi. Ha Türk Hava Yolları burada. Tamam haçlar yok. Evet. Evet. Burada Türkleri görebilirsiniz. Başka Türkler de var. Demek ki bitti uçuş. Şu an boş görünüyor. İyi de dedi. İyiye gidin dedi. Arkadaşlar aslında size Türk hacılarımızı çekecektim ama sıkışıklık olmasın diye. Muhammed kardeşim hemen pasaportlarına işletip içeriye göndermiş. Yarın da uçuşu var tekrardan. Buraya hacı da getiriyor. Türkiye'nin her yerinden yazabilirsiniz. Çok güvenle getiriyor ve çok güzel gezdiriyor. Hani bazıları böyle otelden sadece Kabe'ye götürüyor. Hiçbir yere gezdirmiyor mesela. Ama gelmişken de iyi bir firmayla gelin ki hani gezmiş olursunuz. Flynas var burada. Oradan bizi almayabilir. Bakayım. Tamam oradan. Kapı var mı bakayım. Şu İDE. Şurası Türk ama şu anda görmüş olduğunuz gibi Türk hacılar yok. Çünkü vakit doldu yani artık içeride bekleyecekler. Burası nere bakayım. Flynas. Flynas'ın normalde Sabiha Gökçen uçuşu vardı. Evet. Kurmadan önce. Şu an var mı bilmiyorum. Şeyle Pegasus'la ortak yaptığı aynen, bir uçuştu. Burası herhalde biz buradan gidiyoruz Riyad'a falan giderken. Bura içeri iç hatlar herhalde. Şöyle havalimanını çekeyim. O kadar güzel ki. Evet arkadaşlar şimdi Muhammed Mekke'ye döndü. Yarın başka bir turu varmış yine başka bir hacıları. Onları getirecek. Ben şöyle size birazcık havalimanını çekeyim. Bugün nasip değilmiş. Hacılarımızı göremedik. Aslında dedim hem geleyim hem onlara hurma ikram ederim. Hem de artık gidiyorlar vatanımıza. Bir vedalaşırız demiştim Türk hacılarla. Ama dediğim gibi hemen içeriye girmişler. Pasaporttan, kontrolden. O yüzden Türk hacılarla görüşemedik. Şöyle size hemen Arabian Out'u çekeceğim. Çünkü genelde bana soruluyor işte Mücellacığım nereden alalım bu avut kokularını diye. Şu Arapların meşhur kokularını diye. Bakacağım şimdi burada hiç yakmışlar mı avut. Ve size şöyle fiyatları çekeceğim. Tüm çektiklerimi 5 ile çarpın. Türk parası olarak merak ediyorsanız. Mesela şurada şöyle bir kutu var. 292 riyal yani 1500 TL ediyor. Şöyle parfümleri çekeyim. 192 riyal. Burada böyle buhurlar var bakın. Şöyle parfümler var. Bakın şöyle bayan parfümleri var. Mesela böyle hediyelikler var ama şu anda biliyorsunuz Türk parasıyla çarptığınızda müthiş derecede katlanıyor. Direkt 5 ile çarpabilirsiniz. Böyle meşhur parfümleri, kokuları var. 290 riyal. Yani 1500 TL şu görmüş olduğunuz. Bu arada Arap kahvesi aldım. O kadar güzel ki tadı size anlatamam. Böyle kakuleli bir kahve. Şimdi şu parfüme bir bakacağım güzel mi diye. Belki eşime sürpriz yaparım. O böyle hafif fresh kokuları seviyor çünkü. Bakın şurada odunsu bir koku var sanırım. Gerçekten kabı falan çok güzel. Buranın adı da Arabian Out. Zaten bilenler bilirler. Çok ünlü çünkü Arabistan'da. Böyle Arap kadınlarının ve Arap beylerinin parfümleri genelde bana soruluyor. Mücellacığım bir koku geliyor. İşte onlar hangi parfümü kullanıyor diye. Bu arada Arabistan'ın kuruluş yıl dönümü olduğu için böyle indirim yapmışlar. Şu anda da indirim var. Burada yine parfümler var. Şöyle orada parfümler var. Miskler var. Bakın bunlar aşırı derecede pahalı. Yani şöyle bir çubuk. Bu mesela şöyle göstereyim. Bir gramı sanırım 19. Şöyle göstereyim. Bir tanesi belki 500 TL falan yapıyor. Şöyle bir tane soracağım şimdi. Böyle kokusu anlaşılmıyor. Yakmaları lazım ama yakmamışlar. Sanırım havalimanı diye yasak. Mesela şunun 1 gramı 19 riyal.
gram 19 riyal. Yani şu 10 gram olsa, 10 gram yani düşünebiliyor musunuz? 10 gram o kadar hafif ki 10 gram 190 riyal yapıyor. O da 1000 TL yapar. Yani bir tanesi yaklaşık 1000 TL. Ben yanlış söyledim. Şu da 38 riyal. Bu daha pahalı. Şöyle göstereyim. Şöyle küçük bir tane sorayım. Kem gram? Yani vahid kem takriben? Bu 38 riyal. Ha yani telefonu. Bir kem yani. Markasın. Evet arkadaşlar 10 gram tuttu tam size söylediğim gibi. 380 riyal yaptı. 266'ya düşürdü. O da yaklaşık 1500 yapıyor. Evet. Evet arkadaşlar şimdi şunu deneyeceğim ben. Bakalım. Gerçekten çok güzel kokuyor. Hemen size fiyatını söylüyorum. Hazır mısınız? Fiyatı 665 riyal. Yani yaklaşık 4000 TL. Şu anda şu elimde tutmuş olduğum Arabian Oud parfümü. Gerçekten de aynı. Şöyle uzun gölde tatile gelen Arapların kokusu diyebilirim. Şöyle kutusu da efsane güzel. Şöyle göstereyim. Gerçekten bayıldım. Tabii bu şu an kullandığım tester. O yüzden sıkıyorum. Parfümün adı da imza. Tam bir imza parfümü. Sakın düşme. Evet. Yaklaşık 4000 TL ediyor arkadaşlar. Gerçekten muazzam kokuyor. Böyle tam böyle Arap hanımların hani böyle bir o ağıt kokusu var ya. İşte o bu. Bence muhtemelen birçoğu şunu kullanıyorlar. Buradan eşime sevgiler. Arabian Oud'da Signature'dayım. Haberin olsun diyormuşum. Evlilik yıl dönümümüzde görüşürüz. Ama gerçekten çok beğendim. Güzel. Hadi hak harim. Woman. Ha valla. Unisex. Evet hem kızlar için hem de erkekler için uygun bir parfümmüş. Unisex bir parfümmüş. Gerçekten ben böyle hani düşündüm yani ikisine de uygun gerçekten. O yüzden sordum. Bir de şurada şu odun kılıfı olan bizim eşlerimize alabileceğimiz böyle gerçekten kutusu falan efsane güzel. Bildiğin şöyle odundan yapmışlar. Bunun fiyatı daha makul. 290 riyal. Ve bunu sıkacağım merak ettim. He, bu tam bir ağır kokusu. Çok ağır kokuyor. Belki zamanla açılır bilmiyorum ama şu signature denediğim gerçekten çok güzeldi. Bayıldım. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Kutusu da gerçekten çok güzel. Fiyatı da güzel ama 4000 TL ediyor. Yani birazcık fazla geldi bana. Bilmiyorum siz nasıl buldunuz? Thank you. Burası böyle buhur yakmak yasak burada. Havalimanı olduğu için normalde çünkü buhur yakıyorlar. Bu arada herkes gelmiş dalgıcı izlemeye ve ben şoktayım. Herkes fotoğraf video falan çekiyor. İlk defa çünkü o kadar geldim bu yeni havalimanına. Türkiye'ye gittim geldim, Riyad'a gittim geldim. Ama hiç böylesini görmemiştim. Şu anda resmen dalgıç var içeride. Ve görmüş olduğunuz gibi burayı temizliyor. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi arabayı kaybettim. Zaten olmazsa olmaz otoparkta. 2-3 kere burada böyle döndüm. Şimdi arabayı bakayım. Bulmaya çalışacağım. İnşallah da bulurum. Burası böyle otoparkın iç kısmı. Bu arada aşağıda araba kiralanan yerler var. Orayı da gezdireyim mi size gelmişken? Şöyle önce buradan çıkmam gerekiyor. Burası çünkü misafir otoparkı. Şöyle yeşil plakalılar konsolosluk arabaları oluyor. Özel plakalar yani. Böyle düz gittiğinizde havalimanının iç kısmı. Sarı plakalar taksi oluyor. Taksi izni olan. Mesela şuradaki jip ulaşım izni olan bir araba. Taksi gibi görünmese de. Beyazlar zaten taksi. Onları söylemiştim biliyorsunuz. Bakın arkadaşlar şimdi size neyi çekiyorum burada tam şimdi az sonra pencereyi de açacağım şurada görmüş oldunuz tam 5 tane helikopter şu anda Cidde semalarında bunun sebebi de buradaki yıkımları bence videoya çekiyorlar ya da artık kimler bakıyorsa şöyle camı açayım size göstereceğim sırf bunu çekmek için durdum çünkü o kadar böyle değişik oldu ki
5 tane aynı anda helikopter yan yana ve çok alçak uçuyorlar. Evimizden görünüyordu ama bu kadar net hiç görmemiştim. Şöyle şimdi minicik oldular çünkü bayağı bir uzağa gittiler. Şöyle size de çekeyim dedim. Bu arada yine kayboldum. Artık konumu açıp evi bulacağım. Bebişlerim beni beklerler. Bakayım başka var mı? Yok, aynı anda şu an gidiyorlar. Bu abi de elektrikli bisiklet almış Cidde'nin trafiğiyle uğraşmamak için. Abi en iyisini sen yapmışsın. Tebrik ediyorum. Bu arada şöyle bak, ileriye gittiler bayağı bir uzağa, şurada minicik görünüyorlar. Tam 5 tane helikopter yan yana uçuyorlar. Çok ilgimi çekti. Hemen sağa çektim size de göstereyim diye. Buradan da bir tane uçak havalimanına iniyor. Cidde gerçekten çok hareketli bir şehir. İnanır mısınız? Evet, tam şu arkamda bir tane helikopter var. Şöyle hemen bizim yukarıyı açacağım. Yukarıdan çekeceğim. Allah Allah. Bugün bir şeyler var ama hadi hayırlısı. Yine bir tane daha helikopter. O 5 tanesi gitti. Bu kaldı. Ve çok yakın uçuyor binalara. Evet arkadaşlar, şimdi şöyle çok güzel bir business kafeye geldim. Buraya geliyorlar. Herkes işte mail olan maillerini okuyor. İşi olan işini yapıyor. Ben de sizlere ailemin Arabistan'a gelişiyle ilgili kısa bir bilgi vermek istiyorum. Öncelikle biliyorsunuz koronadan önce annemle babam sık sık geliyorlardı. Ne zaman isterseler biz onlara davet gönderiyorduk ve çok rahat bir şekilde geliyorlardı. Babam bundan 30 sene önce Medine'de yaşadığı için Arapçası da gayet güzel, kendini ifade edebiliyor. O yüzden annemle birlikte uçağa biniyorlardı. Biz onları buradan alıyorduk. Ya Medine'den, ya Cidde'den, ya da Riyad'dan, yaşadığımız yere göre. Ama korona girdikten sonra gelemediler. Şimdi daha yeni açıldı umreler. Allah nasip ederse birazcık havalar soğusun. Onların da gelmesini çok istiyoruz. Artık biliyorsunuz Mekke'ye daha yakınız. 1 saatiz. Sabah çıkarız diyoruz. Şöyle kahvaltımızı Mekke'ye yakın bir yerde yaparız. Ondan sonra doğru koşa koşa Kabe'ye gideriz. Orada hem tavafımızı yaparız hem namazımızı kılarız. O atmosferi yaşamak bile çok güzel. Eğer isterseler 1 gün, 2 gün Mekke'de kalırız. Ya isterseler evimize döneriz. Nerede rahat ederseler. Artık çünkü biliyorsunuz bundan
durumdayız şu anda. Bu feracem arkadaşlar, bunu Medine'den almıştım, bilenler bilirler. Aynısının böyle gold taşlı olanı da var. Bunu her giydiğimde inanılmaz derecede hanımlar durup soruyorlar. Ya da işte havalimanında kızlar sordular. Bu feracem Dubai ipeği olarak geçiyor. Gerçekten çok güzel, şöyle yarasa kol. Çok memnunum. O kadar böyle şık duruyor ki. O yüzden herkes soruyor. Arabistan'da şimdi bunu normal günlük hayatta giyebiliyorsunuz. Hiç abes kaçmıyor ama Türkiye'de böyle taşlı bir şeyi günlük hayatta sanırım giyemem. Arap hanımlar bu konuda bir tık daha böyle süsü, taşı tuşu falan seviyorlar. Bunu ancak Türkiye'de kına gecelerinde, düğünlerde giyebilirim herhalde. Bilmiyorum sokakta böyle gezen var mı ama şimdi diyeceksiniz ki niye ışıl ışılsın? Yani burada şu anda herkes bu şekilde giyiniyor, abes kaçmıyor. O yüzden ben de Araplara uydum. Bulunduğumuz yere uyum sağlamamız gerekiyor biliyorsunuz. Evet, bugün de çok konuştum. Artık videomu kapatıyorum. Videomuza şöyle bir beğeni yapıp yorum yapmayı unutmayın. En güzel yorumu sabitleyeceğim. En içten, en candan yapılmış yorumu sabitleyeceğim. Bugün de beni evlerinizde ağırladığınız için çok ama çok teşekkür ediyorum. Son bir şey daha söyleyeyim. Biliyorsunuz Umre'ye gelirken bunları sakın getirmeyin diye bir video yapmıştım. 2 haftada tam 100 bin kişiye ulaşmış. Gerçekten ne desem az, çok ama çok teşekkür ediyorum. Yani 2 hafta içinde 100 bin kişinin evine misafir olmuşuz. Hepinize buradan kucak dolusu selamlar, sevgiler gönderiyorum. Aynı zamanda Medine'den göndermekte olduğumuz gül kokulu ravza seccadelerimiz tekrardan üretimi yapıldı ve stoklarda şu anda bir süredir bitmişti ve biz Medine'den gelmesini bekledik. Çok şükür şu anda tekrardan stokta. Aşağıya WhatsApp irtibat numaramızı bırakacağım. Oradan da sevdiklerinize, sizin için manevi değeri olan kardeşlerinize, arkadaşlarınıza, annenize, babanıza gül kokulu Medine'den göndermiş olduğumuz ravza seccadelerimizden alıp gönderebilirsiniz. Biz içine çok güzel notlar da koyuyoruz. Yanında da aynı zamanda hem çantası hem de gül kokulu tesbihiyle birlikte, hediyelerimle birlikte gönderiyorum yani. İçine sevgimi de katıyorum tabii ki. Başka videolarda görüşmek üzere. Bugün de beni dinleyin.